Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar. Şubat 2019 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Yaylar, Şubat ayı sizin için hareketli günler vaat ediyor. Önemli seyahatler olabilir. Yazışmalar, görüşmeler, eğitimle ilgili konular çok hareketli. Jüpiter sizin burcunuzda. Jüpiter zaten 2019 yılı boyunca her alanda sizi daha şanslı kılıyor. Şubat da bu ayın bu yılın aslında en güzel en keyifli aylarından biri gökyüzünde gezegenler birbiriyle güzel anlaşıyorlar kavga etmiyorlar Bu da doğal olarak bizim günlük hayatımıza kişisel hayatımıza da olumlu enerjiler verecektir. Güneş ve Merkür kova burcunda ilerleyecek ay ortalarına kadar ve 5 Şubat'ta kova burcunda yeni ay var. Üçüncü evinizde bir yeni ay. Evet. Üçüncü ev yeni ayları fikirler, düşünceler, zihinsel faaliyetler, kültürel faaliyetler her türlü iletişim konuları öne çıkarır. Yeni kararlar verebilirsiniz. Yeni düşünceler oluşabilir. Eğitimle ilgili gelişmeler. Eğitime başlamak. Yeni bir şeyler öğrenmeye karar verme. Okumak. Ee, daha çok okuyabileceğiniz, daha fazla kültürel ve entelektüel anlamda beslenebileceğimiz bir süreçtesiniz. Kısa uzun seyahatler olabilir. Bunlar yaşam şartlarınıza, yaşınıza göre değişebilir tabii. Bazılarınız eğitim için, bazılarınız iş için, bazılarınız keyif için. Seyahatler yapabilir, geziler yapabilir, akrabalarla, yakınlarınızdaki kişilerle, kardeşlerle daha fazla görüşebileceğiniz, bağlantı kurabileceğiniz, haberleşebileceğiniz, yazışabileceğiniz bir süreç içerisindesiniz. E, Kova Burcu yeni ayının gelen etkilerini anlattığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Bunun yanı sıra lütfen doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar. Doğum haritalarınızda hava burçlarında ve ateş burçlarında. Yani kova, ikizler, terazi ya da ateş burçları, koç, aslan, yay gibi burçlarda kişisel yerleşimleriniz varsa, gezegenleriniz varsa bu kova yeni ayının size çok daha hoş çok daha hızlı, çok daha geliştirici, pozitif etkiler getirebileceğini söyleyebiliriz. Kardeşlerinizin de yaşamında çok keyifli etkiler olabilir. Bir müjde gelebilir onlardan yana size. Çünkü Kova burcundaki Güneş'in Yay burcundaki Jupiter Jüpiter'le olumlu temasları var. Ayın dördü ile onu arasında özellikle hayatınızda her şeyin böyle hızlı bir şekilde ilerlediğini, çözümlendiğini. Çözüm ya da çözümler buluyorsunuz yani fikir, fikir zihniniz de çok hareketli. Pratik çözümler de buluyorsunuz. Güzel fikirler üretiyorsunuz, yaratıcı fikirler üretiyorsunuz e, ve böyle e, etraftan da güzel haberler geliyor ve hızlı bir şekilde e, günlük hayattaki işlerinizin çözümlendiğini yürüdüğünü e, görebilirsiniz. Yeni ay etkileri 20 Şubat'a kadar devam edecek. 20 Şubat'a kadar gökyüzü gerçekten gezegenler birbiriyle böyle el ele vermiş, kol kola vermiş. Adeta bizim hayatımızı kolaylaştırmak için, bizi bazı hedeflerimize ulaştırmak için çalışıyorlar. Ve siz de birazcık böyle çaba sarf etseniz zaten sonuca ulaşacak gibisiniz. Mars ayın 14'üne kadar Koç burcunda yine enerjinizi arttırıyor, motivasyonunuzu arttırıyor. Coşkulusunuz, heyecanlısınız, özgüveniniz yüksek. Her türlü girişimle ilgili konuda özel veya iş fark etmez. Cesaretle hareket ediyorsunuz, adım atıyorsunuz, inisiyatif alıyorsunuz. İşte bunu değerlendirin. Bu kova yeni ayıyla da beraber bu Mars'ın bu güzel açılarını değerlendirin. Hızlı harekete geçin. Hemen ayın başından itibaren böyle güzel kararlar verip sonuçlarda alabileceğiniz bir dönem. Şanslı günleri söylüyorum özellikle sizin için. 3 Şubat harika, 4 Şubat harika, 6 Şubat, 7 Şubat, 9 Şubat, 10 Şubat. Gerçekten bakın ne kadar çok şanslı gün var. Yani neredeyse olumsuz gün yok. Hep ee, Şubat ayının genelinde böyle gökyüzünde çok çok olumlu enerjiler var. Evet ayın e, dördünden sonra Venüs Oğlak Burcunda ilerlemeye başlayacak. Para evinize geliyor Venüs. Evet orada Satürn var, Plüto var. Venüs de gelecek e, ve ay ortalarından itibaren para konuları, bütçenizle ilgili konular, gelirleriniz, giderleriniz buralarda Venüs Satürn kavuşumu işi biraz ciddileştiriyor. E, ciddi hedefleriniz var ama zaman zaman geçtiğimiz ay biraz sıkıldınız, kısıtlandınız ama şimdi Venüs'ün etkisi belki burada bir rahatlama getirecek ya da o parasal hedeflerinizde daha elle tutulur somut bir şeyleri hayatınıza taşıyacak gibi görünüyor. Ayın onundan sonra Merkür Balık burcuna geçiyor. 19'unda Güneş Balık burcuna geçecek. 14'ünde de Mars boğa burcuna geçecek. Evet sevgili yaylar, Mars boğa burcuna geçiyor. Mars boğa burcunda e, iş alanınıza girecek. Demek ki ayın ortalarından sonra e, biraz daha böyle ne yapıyoruz? Para, iş konularına odaklanıyoruz. Gökyüzünde de e, toprak ve su elementi ağırlaşıyor. Ayın 19'unda Başak dolunayı var. Başak dolunayı sizin kariyer evinizde doğacak. Kariyer konularında parlıyorsunuz. Yaşam önündeki statünüz ün, şöhret, başarı gibi konular öne çıkıyor. Büyük başarılar da alabilirsiniz tabii ki. Bir şeyi başarmak, bir işi başarmak, bir ödül almak gibi terfi etmek gibi. Kendi işinizi kurmak gibi veya işte yine evlilikle ilişkilerle bağlantılı olarak belki önemli adımlar atmak gibi durumlar olabilir. Aile konuları da sizi destekliyor olacak. Genel itibariyle aileyle de daha fazla bir arada olacağınız onların enerjisini de hissedebileceğiniz bir süreç. Lütfen doğum haritalarınızı kontrol ediniz. Toprak ve su burçlarında özellikle boğa, oğlak gibi Başak gibi ya da su burçları, yengeç, akrep gibi, balık gibi burçlarda kişisel gezegen yerleşimleriniz varsa Başak dolunayının kariyer alanınızda çok daha güçlü, daha keyifli, daha güvenli, istikrarlı etkiler getirmesini bekleyebiliriz. Yine ayın ortalarından itibaren o Merkür-Güneş kavuşumu, Venüs-Satürn kavuşumu, aileyle bağlantılı ya da aileyle ortak olan bazı finansal kaynaklar ya da daha e, geçmişten gelen toprak ve benzeri gayrimenkul ve benzeri değerlerin e, size de destek sağlayabilecek şekilde yani maddi anlamda size de destek sağlayabilecek şekilde dönüşümleri söz konusu olabilir. Böyle e, ailevi alanda da önemli finansal yardımları destekleri bulabilir kendinizi daha güçlü, güvende hissedebilirsiniz. Başak Dolunay ilgili hazırladığım videoyu Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşçakalın.